Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, bugün size arkadaşlar çok kolay bir model hazırladım. Şöyle çimeni akide şekeri olan böyle yapraklar ve arasına da bu şekilde minik fıstıklar koydum. Kirpikli fıstıklar koydum. Şöyle şu şekilde mor rengimizi de göstereyim. Bu model arkadaşlar genelde bu tür modelleri arasına fıstık koyma işi yaprağını ben de kullanıyorum. Instagram'da Hira'nın tığ oyaları diye böyle sayfası var. Çok güzel böyle modellerle de dolu. İsterseniz onun farklı çeşitlerini de bu modelin farklı çeşitlerini de onun sayfasında bulabilirsiniz. Şöyle bu fıstığı sade yapıyor arkadaşlar. Kirpikli. Sırf ben şu yaprağın kenarındaki kirpiklere uyum sağlasın diye böyle fıstıkları kirpikli yaptım. Şöyle kolay böyle çıtı pıtı zarif bir modellerden hoşlananlar için alternatif olsun. Bunu yeşil de yapabilirsiniz. Tülbentin renginden de yapabilirsiniz. Bu mavi kısmını arkadaşlar yaprakları. Bu şekilde çimenini oluşturduktan sonra arasına istediğiniz bu şekilde çiçekleri fıstık yerine kirpik de kullanabilirsiniz. Veyahut da sadece kirpiksiz şöyle bakın sade bir göstereyim. Nasıl hoşunuza gider belki. Bakın böyle minik minik fıstıklar da koyabilirsiniz. Zevk size ait yani velhasıl arkadaşlar. Ben biraz ekranda bu şekilde şöyle gösterişi olsun diye yaptım. Yine de tercihiniz olursa diye fikir amaçlı söylemek istedim. Evet modelim bu. Şöyle bir de tülbentimi çekeyim. Beyaz zemin üzerinde de şöyle görünüşü güzel olursa size göstereyim. Evet modelim bu. Şimdi modelimizi anlatmaya geçelim arkadaşlar. Evet, şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyorum. 696 no'lu videomda bu şekilde tülbent kenar tığlama işlemi ve şöyle köşe dönüm işlemi mevcut arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi bu tarafı unutalım. İlk başlar gibi başlayacağız. Bakın. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battının içerisine girip bir tane oluşturdum. Hemen yine 3 zincir. 3 zincirimi yandaki boş tığ battıya girerek sabitledim. Evet, ilk başlarken aynen bu şekilde 3 zincirden 2 tane tığ battı yaparak başlıyorum. Bir zincir çekip şöyle ters tarafına döndüm ve sık iğne ile sabitledim. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya girip oluşturduk bir yuva. Bir zincirle hemen düz tarafına döndüm. Buraya sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde olunca yaprak güzel duruyor arkadaşlar. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Trabzan yapacağız. Şöyle 2, 2 ve 2. 4 zincir boyutunda bu şekilde trabzanımı oluşturdum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. 2 tane trabzan olmayınca arkadaşlar daha çok mesela 18-20 tane ilmek toplamanız gerekiyor. Şöyle kabarık bir yaprak istiyorsanız bu şekilde 2 trabzanın altında olunca güzel oluyor. Bu da size püf noktası. Şöyle dibine bir tane zincir çekiyorum. İpim gevşememesi için şöyle ikisini birden aradan girip ilmek topluyorum. Bakın 2 trabzan boyutunda buraya 12 tane ilmek toplayacağım. Bu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, şöyle oluşuyor bakın 8, 9, 10, 11 ve 12. sonuncu ilmeği de çıkardım. Şimdi ben
Yukarıya çekmeden önce yuvadan alıyorum arkadaşlar ipimi. Tığımın başına ilmekler sıyrılmaması. Şöyle bakın, hem de kolay, ipi kolay çekersiniz. Hiçbir yere takılmadan kolayca çekersiniz. Onun püf noktası da yuvaya girmek. Şimdi bol bir şekilde bu ilmeklerin boyutunda kapattım. Tığımı bu 3 defa dolayıp bir trabzan yapacağım. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle iki, iki ve iki. Bu şekilde bu boyutta yaptık. Şimdi bir, iki, üç. İlk ilmeği sadece 3 zincir çekiyorum. Diğer kirpikleri 2 arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bu sık iğne ile sabitlediğimiz teli de alıyorum arkadaşlar. Şöyle güzel bir görüntü olsun diye. Buraya 8 tane 2 zincirden kirpik yapacağım. Şöyle 2, 2 zincir, 3, 2 zincir, 4, 2 zincir, 5, 2 zincir, 6, 2 zincir, 7. Bu ara kısımdan sabitliyorum. Ve bakın, sonuncu 8 zincir kirpiği de aynı yere oluşturdum. Ve yuvanın içine hiç zincir çekmeden, bu 5 zincirli yuvanın içine hiç zincirimi çekmeden bakın bu şekilde sabitledim. Bir tane de tığ battı seviyesine inmek için bu dönüş yaptığım tığ battının içine giriyorum. Evet arkadaşlar, şöyle yaprağımı göstereyim. Bakın bu şekilde kirpikli yaprak oluştu. Aynısı oldu. Evet, şimdi üçer zincirden buraya 7 tane fıstığımız için, 2 tane de yuva için toplamda 9 tane yapıyoruz arkadaşlar. 9 tane tığ battı ara mesafesi veriyoruz ara suyunda. Şöyle 2, 1, 2, 3 zincir. 3 oldu. 1, 2, 3. Sıradakine. Sıradakine. 2, 4, 5. 4 tane daha yapacağız. 6. 1, 2, 3, 7, 8, 3 zincir, 9. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. Döndüm. Hemen yandaki tığ battının içerisine girip sabitledim. 5 zincir. Şöyle. Yanındaki tığ battıya 5 zincirden yuvayı oluşturup bir zincirle düz tarafına dönüp hemen sık iğne ile yuvama giriyorum. Evet, yine aynı işlemi yapacağız. 4 zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2, şöyle 2. Tekrar 2 defa doladım. Yanına bir tane daha trabzan yapıyorum. Sebebini açıkladım. Fıstıklarım güzel dursun diye. Yapacağım ilmekler dolgun dursun diye 2 trabzan arasına yapıyorum. Yine tığımın başını dolayıp hemen ilmekleri böyle trabzan boyutunda uzatıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle 2 tane daha yapacağız. 11 ve 12. Bir defa tığı doladım. Yine yuvadan ilmek alıyorum. 13. ilmeğimiz de yuvadan oluyor. Şöyle bol bir şekilde hafif hafif kaydırdım. Kapatıyorum. Ve tığımızın başına 3 defa doladım. Yuvaya girdim. Ve 1 ve 2 ve 2 ve 2 ve 2. Bu şekilde kenarına trabzanı yaptık. İlk
Kirpiğimiz zincir 13'ten olacak. Diğerleri 2 zincirden olacak. Şöyle 2 zincir kapatıyorum. 2 zincir şöyle 3 2 zincir 4 5 2 zincir 6 7 ve 2 zincir 8. 8 tane 2 zincirli kirpiği de kenar kısmına yaptık bu şekilde. Ve bu 5 zincirli yuvaya da sık iğne ile giriyorum, sabitliyorum. Hemen yanındaki bu dönüş yaptığımız tığ battıya da girip tığ battı seviyesine iniyorum. Evet arkadaşlar, yine yaptık yaprağımızı. Çimenimiz bu şekilde oluşuyor ve şimdi yine 9 tane üçer zincirden tığ battı yapıp devam edeceğiz. 1, 2, 3 zincir. Sıradakine giriyorum. 3 zincir. Şöyle sıradakine giriyorum. 3 zincir. Sıradakine. 3 zincir. Yine dediğim gibi 9 tane tığ battı yapacağız. Bakın bu şekilde. Sonra bu ikisini 9 tane tığ battıyı 2 tane yuvasını arkadaşlar yaprağımız için kullanacağız. Diğer kısımlarında da şuradan bakın şöyle göstereyim. Fıstık yapacağız. 3 bir tarafta, 3 bir tarafta bırakarak fıstığımızı oluşturacağız. Bu şekilde gidiyor çimeni arkadaşlar. Şimdi fıstığımızı da yapalım. Tamamlayalım modelimizi. Evet, şöyle modelimizi alıyoruz. Ortada 7 tane bu şekilde tığ battımız var. Sayıp dördüncünün içerisine giriyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncünün içerisine sık iğne ile sarı ipimi sabitledim. 9 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zinciri çektim. Altından giriyorum. Bir tane ilmek alıp üzerinde bir zincir. 2, 3, şöyle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın arkadaşlar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. 17 tane ilmeği topladım. Bakın tığımızın üzerine şöyle teker teker hepsini birden alıp şöyle bakın başa kadar çıkıyorum. Hafif şöyle oynatıyorum tığımda fıstıkları, ilmekleri. Şöyle sıkılaştırıp yuvarlaklaştırıyorum. Sonra mavi yuvadan ilmek çıkarıp sık iğne ile sabitleyip yanına da bir sık iğne daha yapıyorum. Şöyle fıstığımı çevirip hafif sola doğru şeklini düzeltiyorum. Şimdi 17 tane ilmek zincir çekip tacını yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. 17 tane bakın şöyle fıstığımızı yana alacağız. Kenar boşluğundan bakın ters tarafındayız. Mavi yuvanın içerisine 17 zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bu şekilde bir yuva oluşturdum. Hemen 2 tane zincir çekip şöyle düz tarafına dönüyorum. Buralara minik minik kirpikler yapacağız bakın. Şimdi yaptıkça arkadaşlar zincirler genişleyip fıstık daha çok içine girecek. Şöyle 3 4 5 6 7
8, 9, 10, şöyle 11. Bakın büyükmüş, fıstık dışarıda kalacakmış gibi gözükse de zincirimiz yaptıkça genişliyor. Bakın arkadaşlar, şöyle 15 tane olması lazım arkadaşlar. Bu içindeki ikişer kirpik sayısı. Evet. Şöyle tüm 17 zincire 15 tane bu şekilde sığıyor. Şöyle bir tam sabitlemeden önce bir göstereyim. Bakın fıstık içerisinde kalıyor. Evet. Şimdi bunu mavi yuvaya sık iğne ile sabitleyip, bakın, bu şekilde hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar. Mavi yuvaya geçerken üzerine de bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum. Bakın sarıda mavi çok güzel açtı renk olarak. Hemen ipi yakıp geleyim. Evet. Modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şöyle bakın. Sizle yaptığımız iki tane bu şekilde mavi yaprak, bir tane de sarı fıstığı yaptık arkadaşlar. Bakın şöyle tamamladık. İnşallah işinize yarayan güzel bir anlatım, çekimi güzel olan bir model olmuştur. Şöyle bir de sallantı haline bakıtayım, demin görememiştik. Şöyle bir görün. Hoş zarif çıtı pıtı bir model de oldu. Güzel bir şöyle görüntüsü oldu. Bazen güzelliğini arkadaşlar gerçekten yansıtamıyoruz sanırsam. Şöyle yakın plandan fıstığını, ilmeklerini 15 de yapabilirsiniz. 17 biraz çok olmuş arkadaşlar. 15 tane ilmekten de fıstık oluşturabilirsiniz. Çünkü burada ipim benim 10 ince olduğu için 17 ilmek güzel durdu. Bakın burada kalın olduğu için biraz fıstığımız büyük olmuş. Ama çok güzel ve zarif bir duruşu var. İpiniz kalınsa 15 tane de ilmekten fıstık oluşturabilirsiniz. Evet. Böyle bu şekilde. Emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.